Kendi parçalarınızı üretmenin en kestirme yolu gibi görünür bir 3D yazıcı ya da CNC sahibi olmak. Tabii 3D yazıcılar CNC'lere göre çok daha basit bir kullanıma sahip ve bu yüzden de çok cazip görünüyorlar. Fakat bir 3D yazıcıyla bunu ya da bunu yapamazsınız. Durum böyle olunca şimdilik en makul çözüm bir CNC tezgahı. Fakat CNC kullanmaya başlayınca da anlıyorsunuz ki ürünü elde etme kısmı öyle pek kolay olmuyor. Tasarım CAD çizimine, çizim CAM yazılımına, oradan malzemeciye, sonra takımcıya, sonra hepsi CNC'ye derken işler karışabiliyor. Fakat panik yok, 316 bölümlük serimizde tüm sorularınıza cevap bulabilirsiniz. CNC makineler bir şey yapmak için komutlara ihtiyaç duyar. Siz bir şey söyleyene dek binlerce yıl sizi bekleyebilirler, yani pek akıllı sayılmazlar. Ona bir şey söylemenin de iki yolu var. Ya manuel olarak kod yazacaksınız ya da CAM yazılımı kullanacaksınız. Bu videodaki süreç CAM üzerinden ilerleyecek ve manuel programlama ile ilgili bir video hazırlamayı da düşünmüyorum. Çünkü pek bildiğimi söyleyemem. Fakat şunu söylemekte fayda var. CAM yazılımı kesici takımınızın daha az yıpranmasını, spindle'ınıza daha az yük binmesini sağlar, bir hatanız varsa size gösterir, size zaman kazandırır. CNC'ye iş yaptırma süreci kabaca şöyle. Bir fikriniz var. Bunu bilgisayarda çizime dönüştürüyorsunuz. Sonra bu çizimi CAM yazılımına aktarıp elde ettiğiniz metni kontrol bilgisayarına veriyorsunuz. O da bir parça ağacı eşiniz için bir yıl dönümü hediyesine dönüştürüyor. Ya da bununla uğraşmak yerine takı toka falan da alabilirsiniz. Neyse. CAD yani Computer Aided Design. Bilgisayar destekli tasarım. Fikrimizi ya da tasarımımızı üretime geçirmek istiyorsak ihtiyacımız olan şey öncelikle bir çizim yani CAD dosyası. Eğer net ölçülere sahip bir parça, örneğin bir makine parçası ya da bunun gibi birbiriyle net ilişkilere sahip parçalardan oluşan bir cihaz üretmek istiyorsak, bu parçanın AutoCAD, SolidWorks, CATIA, Fusion 360 ya da Rhino gibi katı model ya da yüzey modellemesi yapabilen bir programla hazırlanması gerekli. Yani parçanın tüm unsurlarının, deliklerinin, pahlarının, radyuslarının ölçülendirilebildiği 2D ya da ihtiyaca göre 3D bir teknik çizim elimizde olmalı. Fakat net ölçülere ihtiyacımızın olmadığı ya da net ölçü verebilmenin mümkün olmadığı organik yüzeylere sahip, örneğin insan yüzü ya da ahşap oyma gibi bir çalışma yapacaksak, 3D Studio Max ya da ZBrush gibi bir programla hazırlanmış modeller ya da taranmış objelere ait mesh dosyalar da bizim için yeterli. CAM, Computer Aided Manufacturing, bilgisayar destekli üretim. CAD dosyasını elde ettikten sonra bunu bir CAM yazılımına atıyoruz. Burada yaptığımız işin adı takım yolu çıkarma, ya da genel tabirle G-code çıkarma. Piyasada onlarca CAM yazılımı var. Kimisi 2 ve 2.5 eksen çalışma için ve genelde de bunlar ücretsiz. Fakat 3, 4, 5, 11, 12, 13 eksen gibi makinelerle çalışıyorsanız 300 ila 30 bin dolar arasında ücretler karşınıza çıkabiliyor. İstediğiniz şeyi makineye anlatma işi, yani CAM yazılımı kullanmak, 3D yazıcılardaki Cura ya da Repetier gibi programlara 1-2 parametre girmeye benzemiyor. Zaten CNC'yi zorlaştıran şey de bu. Ayrıca CNC tezgahta yapılan iş kabaca bir malzemeyi başka bir malzemeyle kesme işi olduğu için riskli bir iş. Haliyle eğer CAM kısmında bir hata yapmışsak bir şeyler kırılabilir, fırlayabilir, canımız yanabilir, paramız gidebilir ve yine canımız yanabilir. Ben hem CAD hem de CAM için Fusion 360 kullanıyorum. Yani CAM için ayrıca bir programa ihtiyacım yok. Fakat bu her zaman böyle olmak zorunda değil. CAM yazılımı tıpkı CAD gibi tamamen ihtiyaca göre seçilmesi gereken bir şey. CAD dosyasını CAM programına attıktan sonra program bizden bazı bilgiler istiyor. Takımın çapı, devri, kesme yönü, ilerleme hızı, rampa hızı, dalma hızı, yaklaşma ve uzaklaşma miktarı, kurtulma yüksekliği, işleme sınırı, kesme toleransı, kas dışının anlaşmasının tarihi gibi. Bir süre sonra bu bilgileri otomatik olarak dolduruyorsunuz. Fakat bunu yapabilmek ve doğru, güvenilir ve verimli bir takım yolu çıkarmak için bir miktar tecrübe gerekiyor. CAM programının bizden istediği bilgiler, CNC'deki 3 asli fiziksel unsura bağlı olan bilgiler. Bu unsurlar da şunlar. İşlenecek malzemenin türü ve boyutu, yani stok malzeme dediğimiz şey, bu malzemeyi işleyecek olan kesici takım ve bunları bir araya getirip işi yaptırdığımız makine, yani CNC freze, torna, otomat artık ne gerekiyorsa. İster CAM yazılımı kullanalım, ister manuel olarak program yazalım, az önce bahsettiğim tüm o genel kültür, genel yetenek sorularını cevaplayabilmek için malzemeleri, kesici takımları ve makinemizi iyi tanımak zorundayız. Bunun da en iyi yolu bolca araştırıp bolca pratik yapmak. Tüm bu sürecin sonunda CAM yazılımı bize şöyle bir şey veriyor. Bu basit ve değersiz görünen metin belgesi aslında bir NC komut dosyası. Yani makinemizi hareket ettirecek komutları içeren dosya. NC nedir için şuraya gidebilirsiniz. CNC kontrol sistemi. Sıra geldi makinenin tüm unsurlarını kontrol eden, gelen komutları ilgili kısımlara aktarıp makinenin istenen işi yapmasını sağlayan bilgisayar sistemine. Burası NC makineyi CNC yapan kısım. CAM yazılımından elde ettiğimiz dosyayı USB bellekle ya da Ethernet, RS-232 gibi bir bağlantıyla buraya gönderiyoruz.
ve fırın başında kekin kabarmasını bekler gibi işin bitmesini bekliyoruz. Daha doğrusu başlarda öyle oluyor. İlerleyen zamanlarda cycle start'a basıp hemen oradan uzaklaşıyoruz. Ben burada sadece bir fikrin makinenin anlayacağı hale getirilmesi kısmını anlattım. Arada detaylı incelenmesi gereken bir sürü şey var. Onları da sonraki videolarda konuşuruz umarım. Görüşmek üzere.